Mükemmel ekibi ve güler yüz hizmetleriyle İstanbul Kartal'da bulunan Serhan Oğuz Kuaförü ziyaret ettik. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla İstanbul'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise güzellik ve sağlık sektörüne yönelik hizmet veren bir marka isme Serhan Oğuz Kuaföre konuk alıyoruz. Yanımızda saç tasarımcımız Sayın Serhan Oğuz var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizler? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Saç botoksu nedir? Saç botoksu zamanla saçlarımızın boyayla, kimyasal işlemlerden yıprandığı zaman ona bir bakım uyguluyoruz. Buna da bir saç botoksu diyoruz. Saçı tamamıyla keratinden oluşan bir bakımdır bu. Saçın içindeki pul tavukasını tamamıyla pürüzleştiriyor ve eski haline döndürüyor. Ve sağlıklı saçlara kavuşuyorlar hanımlar, değil mi? Tabii, kesinlikle. Pırıl pırıl, ışıl ışıl. Tabii burada sadece saç botoksu yok. Bununla ilgili birçok hizmetimiz var. Bunlar neler? Biraz anlatabilir miyiz? Bir bayan salonumuza geldiği zaman istediği her şeye burada cevap bulabiliyor. Cilt bakımı, kontür, kaş, epilasyon, lazer, ondan sonra masaj, saç renklendirme, istediği her şeye cevap verebiliyoruz. Evet, aslında kuaförler bayanların hem ruh ve beden sağlığına çok iyi geliyorlar. Öyle değil mi? Tabii, biz burada saç doktoruyuz ama bir o kadar da bir psikolog görevini üstleniyoruz bayanlara karşı. Evet, bu anlamda hem bedenlerini güzelleştiriyorlar hem de ruhlarını güzelleştiriyorlar. Ve ondan sonra mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar ama tabii öncelikle burada kaliteli hizmet ön planda, öyle değil mi? Tabii ki kalite bizim en baştaki kurallarımızdan, temel kurallarımızdan birisi. Kalite ve hijyen olarak. Çünkü bir kuaför salonu en çok özen gösteren bir şey de hijyendir. Çünkü burada her şey şeffaf bir şekilde manikürü, pedikürü sterilize etmeden bunu kişilere kullanmıyoruz, hiçbir ürünü. Kesinlikle. Peki bu yılın saç rengi neler? Bu yılın saç rengi gri. Gri, füme, omre, platin. Zaten sarının hiçbir zaman modası geçmiyor ama özellikle bu yıl gri olarak çok çalıştığımız renklerden bir tanesi. Omreleri de unutmamak lazım, değil mi? Kesinlikle. Omre zaten tavan yapmış bir vaziyette ve somreler de artık. Omre, somre. Artık herkes bir şeyler çıkar. Somre nedir? Somre diye bir şey yok. İnsanlar bunu ön yargıyla bakıyorlar. Geliyorlar, sizden somre istiyorlar ama bunu birisi çıkartıyor, birileri söylüyor. Ondan sonra insanlar ben somre istiyorum diyor. Somre diye bir şey yok. Yani balyaj vardır, omre vardır. Gerçi balyajın ismi omreye döndü. Omre zaten bu İngilizce bir kelimedir. Ama Türkiye'ye daha yeni geldi. Normalde omrenin gerçek ismi balyajdır. Ama uçlara yapıldığı için omre deniliyor. Ama somre diye bir şey kesinlikle yok. Çünkü bunu birisi çıkartıyor, somre diyor. Geliyor, bayan senden somre istiyor. Ama ona cevap veremiyorsun. Farklı uçuk düşüncelerle gelenler oluyordur. Tabii ki, olmaz mı? Kesinlikle, ama omre şu an tavan yapmış vaziyette. Kesinlikle. Tabii bu uygulamaları yaparken dikkat ettiğimiz hususlar var, öyle değil mi? Tabii ki. Peki nelere dikkat ediyoruz? Mesela omre yaptırmak isteyen bir bayanın saçlarının kesinlikle yıpranmaması lazım. Yıpranmış bir saça geliyorlar, isteniyor. Bu sefer saçın uçları daha da kötü oluyor. Çünkü omre sırf uçlara yapıldığı için çok riskli bir işlem aslında. Evet, bu anlamda tabii ki hanımlar da dikkat etmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda bu tür uygulamaları da işin ehline teslim etmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Tabii ki. Tabii ki düzgün malzeme, kaliteli malzemeyle bu işlerin daha iyi sonuçlandığını görüyoruz. Kesinlikle, burada kullanılan tüm malzemeler de doğal, organik ürünler, öyle değil mi? Ya, organik ürünlerimiz de var tabii ki ama kimyasal işlemler için yaptığımız organik olmayan ürünler de var. Çünkü organik boyayla istediğin neticeyi, istediğin renge gidemiyorsun. Çünkü adı üstünde organik, yani bir aykırı bir renk yapamıyorsun organikle. Çünkü bunu insanlar diyor işte biz beyaz boyayacağız veya sarıya boyayacağız veya omre yapacağız. Bunun organiği yok. Evet. Bu tamamıyla kimyasal bir işlem ve iyi bir ürünle, kaliteli bir malzemeyle bunların yapılmasını tavsiye ederim. Kesinlikle ucuza kaçılmasın. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Onu da almadan gitmeyelim. Buyurun. Özellikle ben size teşekkür ederim. Kartal bölgesinde bizi tercih ettiğiniz için. Bayanlara tek söyleyeceğim kelime
gittikleri salonda kesinlikle kullanılan malzemelerin ne olduğunu öğrensinler, sorsunlar ve bu işte özellikle ucuza kaçmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu işin ucuzu olmaz. Kesinlikle. İyi malzemeyle iyi saçlar olmak zorunda. Ve sağlıklı saçlar olmak zorunda. Tabii ki işte en başta iyi malzeme dediğimiz zaman otomatikman arkasından sağlıklı saçlar geliyor. Kesinlikle. Buna dikkat etsinler, o kadar. Çok teşekkürler, tekrar sağ olun.